Esad'la görüşme meselesi, Esad'la buluşma meselesi, evet. Esad Suriye ile işbirliği yapma meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Afrin Harekatı'ndan sonra 3-4 yıldır hiç ağzını almadığı bir şeyi aldı. Türkiye Şam'la oturup müzakere etmeli, bir araya gelmeli dedi. Son açıklamasında ise daha da ileriye gitti. Daha da net şeyler söyledi. Sayın Erdoğan da buna karşı cevap verdi. Önce isterseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 numaralı videosunu bir izleyelim. Lütfen. Ardından Sayın Erdoğan buna ne cevap verdi? Ardından bir gazeteci sizin 10 üzerinden kaç puan vereceğinizi sordu. Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili. Önce 2 tane videoyu verelim. Sonra ben bir açıklama yapacağım. Oradan Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili parçayı veririz. Suriye'de gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsan, Suriye'de olaylar sonlandıktan sonra Türkiye Suriye'de gerçek anlamda bir aktör olmak istiyorsa Esad'la temasa geçmeli. Bir daha söylüyorum, Esad'la temasa geçmeli. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz de savunuyoruz. Onlar da savunuyorlar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kiminle sağlayacağız? Kiminle sağlayacağız? Rusya'yla mı? Amerika'yla mı? İran'la mı? Suriye'nin sahibi belli. Suriye'de yönetim belli. Birleşmiş Milletler'de kimin temsil ettiği belli. İleride önüne diz çökmeden bugünden arkadaşlarını görevlendir. Gitsinler, temasa geçsinler. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanındayız. Suriye'de ne kadar terör örgütü varsa beraber temizleyelim deyin. El Nusra'sı da, IŞİD'i da, bilmem nesi de, PKK'sı da, PYD'si de hepsini temizleyelim. Değil siz. Bu hem bizim hem Suriye'nin çıkarına hizmet eder. Dinlediniz. Bakın şimdi Suriye'de söz sahibi olmak. Bu ne demek ya? Ama önce temel fikri burada başka. Esad da Türkiye temas kursun diye hakkını verelim. Artık oralarda hakkını vermiyorum. Türkiye öyle bir yere geldi ki bugün Türkiye'de AKP'nin tabanı da Esad'la bağ kuralım diyor. Erdoğan demiyor mu? Başka mesele, Erdoğan demeyebilir. Ama Türkiye'de öyle bir kamuoyu oluşturdu ki Vatan Partisi. Daha 10 gün önce Kılıçdaroğlu Fırat Kalkanı'nda Esad için savaştık dedi. Hatta 10 gün bile değil. Çok yakında. Esad için Fırat Kalkanı'nda dedi. Niye Esad için savaştık? Bakın şimdi Fırat Kalkanı'nda Esad için savaştık sözünden bu sefer Suriye'de söz sahibi olalım noktasına geldi. Bu çok büyük, vahim bir yanlış. Suriye'de söz sahibi olalım derseniz Esad'la beraber olamazsınız. Suriye'nin bir tane söz sahibi vardır. Suriye'nin devleti ve milleti. Ve Türkiye savaşa Suriye'de söz sahibi olmak için girmez ve Türkiye Suriye ile ilişkileri Suriye'de söz sahibi olmak veya masaya oturmak... Toprak bütünlüğü ve terör örgütlerinin def edilmesi üzerine yani bakın, kurdu fikrini. Ben hiç... Bu konuşma yanlış bir konuşmadır. Suriye'de söz sahibi olma fikri kadar bugün Türkiye'de yanlış bir şey yoktur. O fikir... Tamam, Amerika'nın yanlış eleştir onu. Bakın Amerika'nın federasyon fikrine gider. Bugün Amerika bile artık Beşar Esad'ın yanından ve İran'ın yanından Türkiye'yi hedef alıyor. Bakın Amerika öyle bir noktaya geldi ki şu anda en çok birinci düşman Amerika için Türkiye. Hatta Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'la ve Suriye ile bile Türkiye'ye karşı bir beraberlik oluşturmaya bile çalışıyor. Onu görelim. Onun için Suriye'de söz sahibi olma fikri çok yanlış. İkinci ve çok ayıplıyorum. İleride önünde diz çökmeden bugünden yap. Türk hükümetine ileride önünde Esad'ın diz çökersin. Ona diz çök. Niye diz çöksün? Ya bu laf söylenir mi? Yani bu bir siyaset adamının Tayyip Erdoğan'a şu şekilde hitap edilir mi? İleride mecbur kalacağını Esad'ın önünde diz çök. Çünkü akılları fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin başarısızlığa uğramasında ve Esad'a da en sonunda diz çökerek yalvarmasında falan. Onun için bu konuşmayı esas olarak doğru bulmuyorum. Evet, Esad'la görüşelim falan fikri artık bu Türkiye'de kesin üstünlük sağlamış fikirdir. Kimse buna direnemez. Tayyip Erdoğan direnir. Onun da şeyinden geliyor. İnatçılığından mı diyelim, saplantılarından mı diyelim.
Sadece psikolojik faktörlere mi bağlıyorsunuz? Yani devlet aklı açısından sadece ona bağlıyorum. Çünkü bir sürü devlet adamı var, hiçbirinde bu fikir yok. Devlet aklı açısından ona bağlıyorum. Devlet aklı olan bir insan bugün Beşar Esad